Bakalım. Buyurun efendim. Tamam, hemen ilk fotoğrafı açıyorum. Geldi galiba, değil mi? Evet, geldi Evet. Ali Bey. Heh. Şimdi 18-20 civarında fotoğraf var. Bugün bunları okumasını yapacağız. Faruk Hocam biraz önce söylediğim gibi dar bir kısıtlı zamanı var. Bize yanımızda bulunması yetiyor bizi. Sağ ol, sağ ol. Coşturuyor. Teşekkür ederim. Biz Sağ kendisini ol, çok sağ ol. seviyoruz. Hürmetle, Teşekkürler. hürmetle çok Sağ ol. seviyoruz. Yani evet, o yüzden şimdi ilk fotoğraf da tesadüf bu geldi. Bizim kordondan bir fotoğraf galiba. Faruk abi buyur. Ben hiçbir şey demeyeceğim. Şimdi ben Faruk abinin yanında konuşamam yani. Rica ederim abi, lütfen konuşuruz beraber. Abi şimdi aslında keyifli bir fotoğraf değil mi? Böyle tekneler, arkada palmiyeler, üstte nefis bir gökyüzü, altta mavi deniz, iki mavinin arasında sıkışık beyaz tekneler. Çok keyifli değil mi bu görsel? Evet. Ama şimdi bak, önde çok kaldırım fazla yer kaplamış galiba. Yani neredeyse üçte birlik alan ya da yarıya yakın alan kaldırıma gitmiş ve kaldırım da fazla bir şey söylemiyor bize. Öyle değil mi? Yani onu birazcık azaltırsak daha güçlü bir fotoğraf olacağını düşünüyorum. Ne dersin? Şöyle bir şey olsaydı, Evet. Evet. yani Hatta kaldırımı görmesek bile daha olur. güzel. Evet, tam Yani şu yansımanın şu daha da ucuyla güzel. beraber, Evet. evet, şöyle çekilmiş bir fotoğraf olsaydı, dikey kare değil de belki yatay çekilmiş olsa. Evet. Arkada dağlar da güzel, beyaz teknelerle uyum içerisinde. Değil mi? Harika bir Evet. fotoğraf. Evet. Evet. Kutlarız sahibine fotoğrafı. Evet, burada kadraj önem kazanıyor, evet, yapacağımız. Bu fotoğraf Faruk abi. Evet, yani ışık kullanımı falan çok başarılı. Hem evler hem kale, kaleyle evlerin arasında bir ilişki kuruluyor. Ne kadar böyle iç içe, hayat, tarih ve günlük yaşam böylesine iç içe geçmiş. Belki dünyanın ender ülkelerinden ve şehirlerinden bir tanesi. Bunu kanıtlayan nefis bir görsel. Bu fotoğrafta da bunu izliyoruz, görüyoruz. Belki birazcık daha eksik pozlanabilirdi. Çünkü beyaz yerler biraz azıcık fazla gibi görünüyor. Değil mi? Ne dersin? Bir de evler acaba ya tam alınsaydı ya hiç alınmasaydı gibi. Onlar da böyle yarım kalmış ya. Birazcık onda Dar sorunlar var. kadraj Evet. olmuş Mesela bak, sanki soldaki biraz. evler yarısı var, yarısı yok. Yani Biraz. biraz daha geniş tutulabilirdi belki çerçeve. Ama Şu onun dışında tepenin. güzel. Evet, bayrak tam açılmış. Genelde dalgalı bayrak fotoğraflamak zordur. Çünkü belirli zamanlarda kapanıyor, açılıyor falan. O zamanlama da güzel. Keyifli bir ışık saati, güzel bir iklim. Hepsini bir arada gösterirse, dediğimiz gibi birazcık daha kadrajı serbest tutsaydı daha güzel olacaktı. Hem kale rahatlardı hem de aşağı sol alttaki evler. Evet, şimdi şöyle yap, şeyler sınıftaki diğer arkadaşlarımız da geçen derste söylediğimiz gibi katılabilirler, yani söz almadan fikirlerini söyleyebilirler lütfen. Sınıfta kimler var? Ben yani şimdi 23 kişi var şu anda sınıfta. Ben Katılımcıları açıyorum, evet, görüyorum biraz listeyi. daha üst kısımda gökyüzünü sanki görmek isterdim gibi bir hisse kapıldım. Yani Ve bayrağın üstünden biraz daha gökyüzü olabilseymiş, görünebilseymiş, bilmem sadece o ihtiyacı hissettirdi bana. Eleştiri anlamında değil. çok çok haklısın Gülşen öğretmenim. Katılıyorum. Şimdi bak, şuradan biraz gökyüzünden biraz daha boşluk istiyor. Evet. Yani şu evlerde çok dar sıkışmış. Buradan da bir tık daha kadraj geniş olacakmış. Faruk Hocam bunu yani ifade etti. Evet. Ama şeyi güzel. Yani bu senin bu Evet, fotoğrafın hangi ülkeye ait olduğunu bilirsin şimdi Faruk biraz Hocam. Hindistan kokuyor fotoğraf. Evet, Yani Hindistan. Agra'da Tac Mahal'de onların Barış Enstitüsü. restorasyon vardı, taş işçisi. Hindistan'a kaç sefer gittim Faruk abi? 20 bulmuş ya. Bak 20 sefer gitmiş Hindistan'a. Evet. Evet, şimdi bu fotoğraf. Bu kadraj güzel bir kadraj. Değil mi? Bak, her şey içinde. Portreyi görüyoruz. Göz teması kurmuş izleyiciyle. Yani bu da fena değil. İşini de yapabilirdi. Bize de bakabilir. Hiç sorun değil bence bu. Zaten işini yapıyor. Elleri şu an çalışıyor halde. Soldaki taşla sağdaki taşlar fotoğrafı denge unsur olarak kaydedilebilir. Işık, negatif bir ışık var ama hiç sorun yaratmadan arkadaşımız bunu çok güzel çekmiş. Çünkü portrede yüzü iyi okuyoruz. Yüzü güzel aydınlatmış bu ışık. Yani biraz da orası belki bir Rembrandt ışığı bile olacaktı yüzde. Yani diğer göze de ışık gelseydi tam bir tadında bir Rembrandt bile olurdu bu. Çünkü gölgede kalmış portrenin bir tarafı ama diğer tarafı aydınlık.
zor diyoruz çünkü çalışan işçinin bir bölümü gölgede, eli ve yüzünün yarısı güneşte, ışıkta. Yani onun için zor fakat çözülmüş, yani rahatsız etmiyor. Dediğimiz gibi dengeli bir kompozisyon. Belki biraz daha ayıklama yapılabilirdi. Ne olabilir? Belki o şişe oradan kaldırılırdı. Arkadaki kumaş, başının yanındaki o mor kumaş oradan belki kaldırılırdı. Daha etkili, daha görsel bir fotoğraf olurdu. Bir de o zaman bir asker poz olurdu. Poz vermiş olurdu. Evet. Ama onun dışında gayet başarılı bir fotoğraf. Çünkü çok zor. Çünkü Hindistan, yani o ülkelerde kontrast aşırı. Aşırı olduğu için de yaptığı işten detay almak zorlaşıyor gördüğünüz gibi. Pembe, patlama var pembede. Biraz tabii çekim koşulları gibi, kartın da makinenin de okumasıyla ilgili bunlar. Buradaki detayı çok zor görüyoruz, hatta göremiyoruz bile, ama sorun değil. Çünkü ağırlıklı olarak portreye ilişki kuruluyor. Portrede gerçekten hakikaten çalışan bir insan karşımızda belli. Şimdi hakkını veriyor. Fotoğrafçı da doğal olarak aklına gelmiş. Fotoğrafçı Gülşen Hanım. Bu fotoğraf amatör bir makineyle çekildi Faruk Hocam, onu da söyleyeyim. Profesyonel bir makine değil, o zaman yoktu makine. Yine Canon'un küçücük, şu kadarcık bir makinesiyle çekildi. Evet, çok başarılı oldu. Size sağlık. Kutlarız efendim. Teşekkür ederim. Sesi biraz arttırayım şuradan. Evet, şöyle. Ali abi, sen beni konuşturuyorsun ha. Ayıp oluyor öyle. Açık olsun abi. Ben sizin yanında konuşabilir miyim? Yok, Faruk Hocam, olur mu? Evet. Ben hemen söyleyeyim mi? Aslında bir Photoshop bilgisi verilse mi? Sen yapıyor musun Photoshop arkadaşlarımıza? Şimdi biz Gülşen Hanım'la programladık, belirledik birinci şeyi. Yani birinci dersi, dönemdeki dersi baştan sona. Photoshop yoktu hiç. Sadece işte pozlama, kadraj, ışık, ondan sonra kompozisyon, sonra işte objektif çeşitleri neydi işte, yani bir 15-18 ders birlikte planladık. O bir derste seninki zaten. Işığı sen anlatmıştın galiba. Teşekkür ederim. Şimdi yani bir de ışık, bir de Photoshop dersi verilirse o da güzel olur. Photoshop belki yoktu yani, ama yani herkes cep telefonuyla çekiyor bizim bu sınıfta. Ufak tefek temizlik, ufak tefek dokunuşlarla fotoğraflar mükemmel hale geliyor biliyorsun. Evet. Bence yapmak lazım ya. Bir şekilde Gülşen Hanım'ı ikna edip. Benim için soru yok hocam. Siz dersleri verin. Biz açıyoruz. Şimdi sınıftaki öğrencilerimiz bilgisayarda Photoshop kurup biz yapacağız derlerse elbette yaparız, değil mi? Gülşen öğretmen. Tabii ki, keyifle. Yani evet. Önce ben yaparım yani. Hemen indiririm programı. Harikasınız. Yani hoş olur ya. Evet. Şimdi ben hemen giriyorum. Bu fotoğrafta nefis bir estetik kaygı hissediliyor. Soldaki binadan giriş yapılıyor. Ta bize oradaki kordon arkadaki kent dokusuna doğru sürüklüyor. Yani doğru bir çözümleme, bir şehir fotoğrafına doğru bir yaklaşım. Işık da giriş kapısında, yani fotoğrafın girişinde evde. Arkaya doğru giderek o ışık yok oluyor, eriyor. Yerini gölge, hafif böyle yarı aydınlık bir kent ortamına bırakıyor. Ama biraz ayıklanma ihtiyacı var fotoğrafın. Örneğin sol ilk yerdeki, sol alt köşedeki karmaşayı biraz toparlamak lazım. Onun için Photoshop dedim. Bir de demir iskele var ya oradaki, o da değil mi? Onun da, o da biraz takılıyor göz. Onun dışında güzel akıp gidiyor fotoğraf. Yani onun için başarılı. Yukarıdaki bulutlar da atmosferi oluşturuyor. Ve statik bir fotoğrafa dinamik katıyor, dinamizm katıyor. O da güzel. Bu bulutlar çok işe yarıyor aslında. O yüzden bulutları, gökyüzündeki bulutları kullanmakta fayda var. Hani boş gökyüzü yerine bulutların olması gerçekten böyle bir hareketlenme şansı yaratıyor. Kullanmak lazım. Işık aslında çok da sorunlu değil. Çünkü bize anlatılmak istenen girişteki ev, giriş kapısı. Arka taraf aydınlık olsaydı belki arka taraf da rol çalacaktı kompozisyondan. O yüzden bu şekliyle olması bile bence güzel. Sadece ayıklanma ihtiyacı var fotoğrafın. Dediğimiz gibi cumbalı güzel bir evden ta arkaya doğru sürükleyen bir yatay eksende uzanan bir kompozisyon ve başarılı bir kompozisyon. Kutluyoruz çekeni. Evet, çok güzel bir yanal ışık da düşmüş değil mi? Evet. Yani yumuşak, akşam ışığı böyle. Yani. Evet, çekme saati, çekilme saati çok güzel bir ışık saati olmuş. Evet. Evet. Evet, bakın soldaki, sol üstteki ev niye yarım diye hemen sorumuz var. Halbuki ne güzel fotoğraf. İnsan ögesi de var. Arkaya doğru nefis bir ters ışığın getirdiği silüet etki, dumanla yaşam ögesi de var. Yani
Çok güçlü bir fotoğraf bu. Ama evin yarım olmasını anlayamıyoruz. Yani ya tam olmalı ya olmamalı. Bu tür fotoğrafları birkaç kare peş peşe çekip ayakların en uygun formunda almak lazım. Çünkü vücut dili çok önemli silüet fotoğraflarda. Portre kadar, insan kadar onun gölgesi de değerli. Gölgede de o ayağın açık olmasıyla birlikte daha güçlü bir yer alacaktır. Aslında adamın yeri belki soldaki kontrastın daha yoğun olduğu bir yer. Değil mi Sotar? Bak şuradaki ışık bölgesi var ya. Yani biraz daha sağa kayarak yürüyeni o ışığın, ışıklı bölgenin yani yansımanın içine düşürebilirdik ve daha etkili, daha güçlü fotoğraf olabilirdi ki şu anda bile güzel. Arkada nefis böyle bir büyük basitler Ladin ormanı dokusu görüyoruz. Karlar altında önde güzel bir kumsal. Sade, huzur dolu bir fotoğraf. Zaten fotoğraf kompozisyonu aranan temel özellik sadelik, yalınlık. Yalın anlatım önemli. Fotoğraf diğer sanatların tersine ayıklanarak oluyor biliyorsunuz. Ne kadar çok şey ayıklarsak belki o kadar fotoğrafın özüne yaklaşacağız. Ama diğer sanatlar biriktirerek oluyor. Hep üstüne koyarsanız o şekilde oluşuyor. Ama fotoğraf ayıklanarak. İşte burada da evi biraz daha ayıklasaydık daha da iyi olacaktı. Ama zaten yeteri kadar temiz, steril, çok güzel, güçlü bir altyapısıyla olmuş bir fotoğraf. Bolu Gölcük bu. Bolu'daki Gölcük ormanları. Evet. Arkadaki de o Atatürk'ün konağı diye geçen ama şimdi Cumhurbaşkanlığı'na devredilmiş bir yapı diyelim. Evet, yani bu burada bu şeyin ilgi merkezi modelin en azından ayaklarının arası bunun gölgeye de düşmüş olması, açık olması, kolunun, yumruğunun, el bileğinin vücuttan ayrık olması bile çok güzel bir başarı yani. Evet, öğretmenim. Bu dediklerinizin hiçbirinin düşünmeden çekildiğini, bunlar düşünülmeden çekildi biliyorsunuz. Hani Faruk Hocam istiyor. Ama anlıyorum. Evet. Bu havada olan bu çok araya, önemli. Yere basmadan şurada daha açıkta olsaydı mesela evet. Bu aynı gölgede de hissedilecekti. İşte dediği arka arkaya bir şeyi çekerken birkaç fotoğraf çekip sonra içinden ayıklayıp bir güzel olanını almak. Gölgenin bize doğru olması da derinlik duygusunu veriyor. Derinlik duygusu da çok önemli fotoğrafta. Biliyorsunuz fotoğraf iki boyutlu bir yüzey sanatı. Grafik, karikatür, resim gibi bir yüzeyde anlatılan bir işlem. Bu nedenle üçüncü boyut etkisi, hacim duygusu, boyut etkisi için bizim derinliğe ihtiyacımız var. İşte bu uzun gölgeler o derinliği sağlıyor bize. Onun için tekrar kutluyoruz arkadaşımızı. Bravo, bravo diyoruz. Evet. Ben müsaadenizi istiyorum efendim. Görüşmek üzere. Harun Hocam, Andan Hanım geçirecek sizi. Buyurun, tamam hallederiz. Lütfen. Tamam, teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Harun Hocam'ın vakti yok. Onu eşim yolcu edecek. İzninizle biz... Yani dilimizin döndüğünce hep birlikte fotoğraf bu değerlendirmelere devam edelim lütfen. Evet, bu fotoğrafın daha önce başka arkadaşlar da görmüştüm bunu. Bu fotoğraf Uzak Doğu'dan bir okul bu. Şeyler direkler üzerinde ve bataklığın içerisinde. Kamboçya'da bir okul. Şimdi bu fotoğrafta ben hani her zaman çekilen fotoğrafta balkonda mavi güzel bir boya bir saniyecik lütfen. İzninizle geldim hemen. Şimdi okul direkler üstünde dedik. Onun mavi boyalı bir duvarı var. Pencereler, kapılar uygun bir renkle boyanmış. Bu mavi turuncu ve kontrast renkler fotoğrafın ya da görsel sanatların neyse diyelim esas ilkelerinden birisi. Hatırlıyor musunuz? Geçenlerde Cem Yılmaz'ın bir şey neydi? Bir kargo şirketinin fotoğrafı vardı. Mavi turuncu kullanıyorlar birçok şeyleri, renk giysilerini. Maviyle turuncu buradaki gibi hemen hemen. Şimdi şu çatının sol tarafına baktığımız zaman şurada bu birazcık fazla pozlanmış gibi fotoğraf. Çok ışık var. Evet, fazla pozlanmış. Şuralarda doku kaybı olmuş. Şimdi düşündüm ben bu fotoğraf üzerinde de şimdi. Bu ayakları görmesek bak suyun içerisinde olduğunu görmeyeceğiz okulun. Şöyle yeni bir kadraj yapmış olsak
fotoğraf sanki bir tık daha güzelleşmiş olacak ama bu sefer de şey bilgisini, hani bataklığın içerisinde ve direkler üzerinde olduğu bilgisini bu sefer edinemiyoruz sayfadan. Bu güzel bir fotoğraf. Tek şey belki biraz daha şey fazla pozlanmış olması, şuralardaki doku kaybı var. Onun dışında bir şey değil. Evet. Arkadaşlar hep birlikte bir şey söylersek belki daha güzel olur. Yani bir şey söylemek isteyen söz almadan, parmak kaldırmadan. Çok güzel bir fotoğraf. Güzel. Bu bizim şey, ben birçok şeyi fotoğraf açılarını herhalde biliyoruz. Bizim Karagözler'deki Oyuktepe'ye giden yoldan gün doğumu bu. Çünkü gün batımı olamaz. Şu görünenler bizim marina. Şurası. Şöyle baktığınız zaman belki daha iyi anlayacaksınız. Değil mi? Ece Marina burası. Güzel bir fotoğraf saati. Fotoğraf yeni dağın başın şey güneş yenice dağın başından yükseliyor. Onun yansıması da denize vuruyor. Aynı zamanda gökyüzünün kızıllığı da denizin rengini kızıla boyuyor. Evet, güzel bir fotoğraf. Yani muhtemelen bunlar hep cep telefonuyla çekilmiş olmasına rağmen güzel, kadrajı düzgün diyelim. Belki çektiğimiz fotoğrafları daha sonra, hani geçen derste bundan biraz bahsetmiştik. Yeniden kadrajlama, yeniden crop yapma gibi şeyler de deneyebiliriz. Bunlardan bir şey olmaz. Fotoğrafın aslı kalır ama yeniden altını üstünü kırparak, yandan kırparak başka bir şeyler yani deneyebiliriz. O zaman nasıl oluyor diye bakarız. Bir müddet sonra zaten fotoğraf çekenler çok fotoğraf gördüğü için gözde şeye alışıyor. Yani bir kadraj, bir kompozisyon, bir pozlama bilgileri bile biz bilmeden kendi kendine oluşuyor. Yani ben birçok beraber olduğumuz insanlarda bunu fark ediyorum. Şimdi çok güzel. Burada bir vadi var. Bu yıllar yılı sular kayaları oymuş. Çok güzel bir doku var bu kayalarda. Kesinlikle. Evet, çok güzel bir doku var. Yani kadraj olarak güzel, netlik olarak güzel. Yani her şey, yani bu fotoğrafın ne eksiği olabilirdi? Mesela bunu bir hani Doğa dergisinde görmüş olsak mesela hakikaten merak ederdik. Acaba burası neresi, burası nasıl bir şey? Şuralarda yürüyen bir model olsa mıydı? Herhangi bir canlı gibi mesela. Ama güzel düşünülmüş, güzel kadra çekilmiş, güzel kadraja alınmış bir fotoğraf. Buranın neresi olduğunu bilmiyorum. Şimdi bu fotoğrafın da hangi arkadaşımıza ait olduğunu da bilmiyorum. Şurada bir şu birkaç ağaç da... değil mi? Bitki mi, ot mu? Bittiğimiz. Şu evet. Birkaç tane yeşillenmiş, boy atmış çimen, ot. Evet. Şunlara da şey diyoruz biz, doğa yürüyüşlerinde şöyle yolu belirtmek için dikiliyor. Yol gösterici. Baba, senin mi bu? Baba, yok diyor. Benim değil o. Baba diyor, deniyor bu fotoğraflara. Şeyde doğa yürüyüşündeki şu şeylere, taşların üst üste konması için konumun. Evet, bu fotoğrafın neresi olduğunu ben bilmedim. Çok yani. Hocam orası Kolombiya'da Goa Tepe'den görünüşü. Özellikle 780 metre merdiven çıktım o fotoğrafı çekmek için. Goa Tepe. Kolombiya'da Goa Tepe. Goa Tepe'nin görünüşü. Bu orta taraflardaki görüntü. Burada daha yüksekte daha az görüntü var. Ben şimdi... Tam mikrofon olduğu için konuşmacıları sesinden tanıyamıyorum. Kim konuştu? İnci kim? Hanım konuştu. Kadri, İnci. Evet. Güzel vallahi. Harika. Evet. Seyahatiniz güzel bir sefer. Evet, bu fotoğrafın yukarıdan çekilmiş olduğu her halükarda belli ama tam uçak gibi de değil. Şimdi. Yo, daha üstü de var. 780 basamak çıktım. En üstünden de çektim ama o geldi mi bilemiyorum. Onda görüntü daha biraz kısıtlı sanki. İşte bu çok güzeldi. Klasörlerden birer ikişer fotoğraf aldım. Evet. Tarık Hocam da gelecek, kahve içeceğiz diye. O bize biraz şey olur, ışık olur, elimizden evet. Işler gibisinden
düşündüm ama erken ayrıldı. Yine de teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi evet, burada hani bir yatay olarak üç çizgi düşünüyorduk ya fotoğrafta. Evet. İki çizgi karaya, iki bölüm şu şekilde karaya ise üçüncü bölüm gökyüzüne kalıyordu. Mesela bu kural bu fotoğrafta işliyor. Gökyüzüne kalan bölüm dar değil. Evet. Yeter oradaki bulutlu gökyüzü her zaman bulutsuzdan daha iyi. Biraz önce Faruk abinin dediği gibi. Şimdi burada pozlama da güzel, kadraj da güzel. Evet. Pozlama da güzel. Güzel fotoğraf gerçekten. Yeşillerin tonu ve suyun rengi bir su yeşili denen renk mi var? Turkuaz değil bizim şey gibi. Yani oradaki çimenlerin rengiyle suyun rengi hemen hemen aralarında bir ton fark var gibi. İki ton ya da öyle bir renk. Çok güzel fotoğraf. Teşekkür ederim. Sağ tarafta da mavi renk görünüyor. Evet. Şu taraftaki sular da şu köşelerdekiler de mavi renk. Evet. Ama çok zahmetliydi tabii ki o kadar. Tepeye çıkmak da çok zordu. Yani zahmet olmadan hiçbir şey üretemiyoruz. Evet. Doğru. Sanat da öyle. Evet. Gerçekten. Şimdi biz fotoğrafa gittiğimiz zaman gece kalkıp gidiyoruz. Soğukta gidiyoruz, kayak üstte gidiyoruz, ıslak yağmurda gidiyoruz. Yani güneşli, sıcacık bir havada öğle saatinde fotoğraf olmuyor biliyorsunuz yani. O yüzden. Tabii. Biz de hep o ışığı yakalamak için zaten. Evet. Ona göre gitmiştik arkadaşlarla. Evet. Çok ama bundan sonra daha güzel fotoğraflar çekeceğim. Evet. Makinelerimizin şeyleri yani evet güzel. Şeylerini 16-9'a da değiştirebilirsek ve bazen şeyleri mesela bu fotoğraflar genelde 4'e 3'te değil galiba. 16-9 hiç değil bunların boyutları. Ama 16-9 olunca bir şeydeki genel sunumlarda kabul edilen boyut 16'ya 9 televizyon ekranlarında da vardır bu 16'ya 9. Evet, burada bir korudan bir fotoğraf var. Fotoğraf ya gün batımı ya gün doğumu. Gayet yumuşak bir ışık var. Şurada fotoğrafı çekenin gölgesi sanıyorum şu galiba. Olabilir mi şu? Evet. Şu gölge. Evet. Oradan geliyor. Ve gün batımı. Yani gün batımı ya da gün doğumu gölgenin uzun olduğu bir zaman ama güneş battığı saat galiba. Evet. Biraz önce söylediğimiz söylenen gibi şu fotoğrafın ön kısmında boş bir çok çok boş bir alan fotoğrafa bir katkı sunmuyor yani. Evet. Bu öndeki boş alanı şuradan almış olsak şuradan. Buradan aldığımız boşluğu da fotoğrafın üst tarafındaki ağaca versek şu tarafa. Ağaçlar zaten kesilmiş ya. Evet. Ya bu o zaman göze daha bir şey gelecek. Daha bir anlamlı bakılır kılacak fotoğrafı. Çünkü ağaçların arkası tamamen gökyüzü. Açık gökyüzü. Ağaçların boşlukta görünüyor olması üst kısımlarının şuralardaki gibi bakın mesela şuralardaki gibi şu o zaman daha bir sanki keyifli olacak ama yine de bunları çekerek öğreneceğiz. Aslında şey bir fotoğraf değil yani. Ne diyelim? Arkadaşlar televizyonu kapatabilir misiniz? Birinizin televizyonu açık. Hem arka ses geliyor. Sizin sesinizi duyalım ama televizyonu değil. Teşekkür ederim. Ali Bey buyurun. Hı-hı. Mikrofonu açık çok arkadaş var ama neyse. Evet ama işte arkadaki sesleri, tamam. Dış sesleri ortadan kaldıralım. Evet. Fotoğrafları lütfen hep beraber yorumlayabiliriz. Evet, ton değişti. Daha güzel oldu. Ali Bey. Efendim. Bir şey soracaktım. Bundan önceki fotoğrafta çeken arkadaşımızın gölgesi orada olmalı mı, olmamalı mı? Ya o bir şey değil aslında. Bence bir o mesela hani şimdi bazı şeyleri biz fotoğrafta olmasa daha hoş olur aslında. Yani. Evet olmasa fotoğraf bir yalınlık sanatı, bir sadelik sanatı aslında. Karışık, karmaşık, çok şey olan fotoğraflar pek şey olmuyor. Yani sevilen fotoğraflar olmuyor. Bu tür işte
şişe çıkmış bardak, yani ne diyelim, öyle bir şey demeyelim, bir şey isimlendirmeyelim de, mümkün olduğunca sade olup anlatımı kuvvetli olanlar anlatımı daha kuvvetli oluyor. O yüzden istenen mesela fotoğraflar. Mesela. Evet, burada bir deniz kenarının fotoğrafı. Hemen orta planda bir kuru ağaç gövdesi ya da yapraksız ağaç diyelim. Belki denizin içerisinde. Daha ilerisinde bir tekne. Baktığımız zaman daha geride bir dağ silsilesi, yatay bir şey. Onun arkasında da bulutlu gökyüzü görüyoruz, bulutlu. Yani pozlama olarak güzel, kadraj olarak güzel. Acaba ne eksik diye bir şey düşündüğümüz zaman, hani şu öndeki şu yarıdan aşağısı fotoğrafın boş bir alan gibi duruyor, gibi algılıyoruz. Şuralarda başka bir ilgi merkezi olsaymış şurada ne olabilirdi? İşte burada başka denizin içinde başka bir, yani kaya olabilirdi. Bir kaya ya da bir teknenin başka burnu şuradan girseydi. Evet. Ya da birisi yürüyor gibi olsaydı şurada, bir elinde terliğini almış da, hani modellerin de oradaki ortama uygun olması öngörülüyor. Hani benim çektiğim fotoğrafta mesela diyelim ki buradaki bu suyun içindeki insan ne var burada? Terliği elinde olur, yürür ya da başka bir şey, değil mi? Yani modelin oradaki ortama benzer bir alet, bir elindeki, sırtındaki şeyin oradaki ortamı, coğrafyaya uygun bir şey olmasında yarar var. Ama güzel fotoğraf. Hocam ben şöyle bir şey, şimdi fotoğrafı çekerken siz hep şeyle düşünüyorsunuz ama ben bu fotoğraftan şöyle düşünürdüm. Kendim çekmiş olsaydım, benim değil fotoğraf gerçi de. Orada hava bulutlu, şeyde sularda belli ki fazla bir dalga var ve ağaç orada sanki direniyor şeye karşı. Fotoğrafı çeken onu mu düşündü acaba da çekti? Şimdi ben fotoğrafı ben çektim. Bu aslında deniz değil, göl. Ve ayrıca ben o boşluğu sevdiğim için sanki o fotoğrafı öyle kadrajladım. Ama mesela o fotoğrafın sizin o boşluk dediğiniz alanda biraz daha geriden çektiğimde sandal görüntüsü var. Sandalın böyle bir burnu, ucu görünüyor. Rengi evet, de çok güzel sandalın. Böyle mavi ve cezbedici bir mavi, böyle çağıran bir mavi. Fakat o oraya girdiği zaman bu fotoğrafın duygusunu çok değiştiriyor diye. Ama yine de alttan evet kadrajı küçültmenin, daraltmanın daha iyi olacağını ben de şimdi siz söyleyince kanaat getirdim. Ama oradaki şeydi aslında suyun, göl suyunun o durgun ama aynı zamanda hareketli halinin ışıkla birleşerek, ağaca işaret ederek filan görünüyor olması benim için çok cazipti. Ben orada uzun süre durdum, baktım evet, yani. Anladım, evet. Siz aslında şuradaki üç paralel çizgilerin evet, bizi alıp ağaca doğru, evet, yani gölün içine doğru götürdüğünüzü varsayarak evet, bu fotoğrafı çektiniz. Evet. Yani şimdi yani herkes aynı şekilde şu şey mesela, birçok şeyde, sanat eserinde, bu yağlı boya tablolarda ya da fotoğraflarda tabii ki her bakan, her çeken başka bir şey hissedip başka bir imge, başka bir algı kafasında oluşturabiliyor. Yani çünkü bunlar yoruma açık şey, fotoğraf bu açıdan. Oysa bir şiir olsa orada sözcük var zaten, bir kelime var, bir şey var. O dosdoğru beyinde o noktaya gidiyor. Ama fotoğraftan her bakan kendine göre başka bir yorum, başka bir anlam, olgu çıkarabiliyor. Evet, bu o açıdan evet güzel. Mesela böyle bir ırmak, neyse geçtik. Böyle büyük bir ırmağın kenarında ben bir ağaç çekmiştim fotoğraf. Evet. Millet güldü ama ben onu çekerken o kadar bir
dalga vardı ki nasıl direniyor böyle. O direnişi hoşuma gitti, onu çektim ama kimse beğenmez belki şimdi görünce. Halbuki ben çok beğenmiştim o fotoğrafı. Yani bugün fotoğrafları çok şey seçtik. Yani ben şey yapmadım, ne gelirse artık. Evet, şimdi burada bir kar fotoğrafı var. Ben göndermedim zaten hiç fotoğrafta. Ha öyle mi? Evet. Bir kar fotoğrafı var. O çok güzel. Bak şimdi şu büyük fotoğrafa geri dönelim şurada. Şu fotoğrafta ufuk çizgisinin doğru olup eğri olup olmadığını anlayabiliyor muyuz? Nereden anlıyoruz bunu? Paralel yukarıya doğru. Bak de gölün seviyesi paralel dümdüz değil evet, mi? Evet. Şimdi şu fotoğrafa baktığımız zaman bir kısım eğrilik geliyor mu bize? Evet. Gözümüz hemen bunu algılıyor mu? Evet. Sağa doğru bir yatıklık var. Ama fotoğraftaki şuradan sol köşeden giren çizgiler bir kavisle şu şekilde bizi böyle alıp gidiyor bu tarafa. Fotoğraf bir parça doğru olsa, yani bu ufuk çizgiliğinin eğriliği olmasa, şuradaki bank da düzgün duracak, şu oturma yeri. O da düzgün görünecek. Şey, güzel bir fotoğraf ama bu küçük şeyleri bu şekilde fotoğraf okuması yaparak birlikte çekerek daha fazla çok sayıda çekip hatalarımızı düzelterek doğru fotoğraflar, doğru kadrajlar yakalayacağız. Aslında bazı fotoğraf makinelerinin içerisinde fotoğraf çekerken şu orta kısımda bir şeyi fotoğraf makinesini ufuk çizgisine doğru tutup tutmadığımızı gösteren bir çizgi var. Benimkinde sarı bir çizgi oluşuyor şurada. Doğru olduğu anda sarı bir çizgi beliriyor şurada. Doğru değilse o çizgi kayboluyor yani. Bunlar bize şeyin, hani bir de ızgara vardı fotoğraf makinelerimizin içinde ama o ayarlarda vardır. Ayarlarda onun tıklanıp alınması lazım. Evet. Burada bir sonbahar fotoğrafı var. Ağaçların yaprakları gayet güzel sarı bir tonda. Ağaçların küçülerek arkaya doğru gitmesi yol kenarından burada bir derinlik hissi veriyor bize. Doğru çekilmiş o zaman değil mi? Doğru. Evet. Doğru. Yani kadrajı doğru, pozlaması güzel diyelim. Biraz önceki model bilgisinden, ilgi merkezinden olsa sağdaki yüksek ve sıralı ağaçları en azından model birazcık dengeliyor. Şurada biraz daha şöyle olsa nasıl olurdu acaba model şey olarak? Ağaçlara tam bu kadar yakın değil de şu sırada olsa bu tarafı da dengeleme gibi olacaktı. Sanki sol taraftaki ağacın da gövdesinden bir kısım görme ihtiyacı mı hissettiriyor? Belki öyle de düşünsek bu sefer sağda solda ağaç silsilesi ve onun derinliğine giden bir yeşil çimen alan gibi olacaktı ama şimdi bu modelli ve hareketli modelli çekimlerde hani seriye bağlayıp birkaç tane çekersek modelin ayak hareketleri, ayaklarının açık olduğu zamanki şey çok önemli. Burada bir ayakta bir açıklık görmek. Bir el kol çekerken ellerin kolların vücuda yapışık olması değil de arada bir boşluk görünmesi. Gülşen Hanım'ın biraz önceki fotoğrafını hatırlıyoruz değil mi? O ayak arasındaki boşluğu. O fotoğraflara daha bir şey katıyor yani bir anlam katıyor. Hareketi bize yansıtıyor. Bir de onun kolun ve elin mümkün olduğu kadar yapışık olduğu zaman ortaya tek bir kütle çıkıyor. Tek bir kütle. Ali Bey yani. O zaman hareketli bir portre çekmeye çalışıyorsak çoklu çekime mi almak lazım ayarı? Ses kesildi. Çünkü, tam duyamadım. Pardon. Hareketli yani bu tür bir şey hareketli bir fotoğraf çekiyorsak çoklu çekime mi ayarlamamız lazım? Yani evet arka arkaya çekip içerisinden bir tanesini seçebiliriz sonra yani. Evet. Arka arkaya cep telefonlarında öyle seri çekim olmasa da arka arkaya birkaç tane deklanşörüne basarak o şekilde bir şey düşünülebilir. Evet.
Yalnız bir ağaç. Yalnız bir ağaç. Çok hemen güzel. Hemen tam hemen hemen kadrajın tam ortasına gelmiş diyelim. Soldaki alan birazcık daha geniş ama tam ortaya almıyoruz biliyorsunuz şeyleri. Çektiğimiz objeleri kadrajda, pozlamada hani altın oranda tam ortaya almıyoruz. Burada aslında yeşille gök ağacın gökyüzüne boşluğa kalması, bütün yapraklarının görülür, ayırt edilir olması güzel bir şey. Belki şimdi bu fotoğrafı belki biraz daha çeken arkadaş oturarak çekmiş olsaydı, çömelerek çekmiş olsaydı ağacın daha çoğunu gökyüzüne verecekti. Daha şu kısımlar bile daha gökyüzüne gelirdi o zaman. Şu öndeki alan birazcık şey gibi, fazla gibi. Neyse ki şu oturak tamamen şu ağacın gövdesine yapışmış şuradan. Bu bankın şöyle bir yerde, şuralarda bir yerde olduğunu düşünseydik. Şuralarda bir yerde. Yani bazen de kurguyu yapabiliriz yani. Bunu başka bir açıdan çekmeyi deneyebiliriz. Bu iki şeyleri modelle ya da bir objeyle arkadaki ana konuyu üst üste bindirmek hiç hoş olmuyor. O açıdan şu bank biraz şurada olsa ve bir üstünde bir oturan olsa ya da olmasa bile hani bile daha bir şey daha bir anlamlı olurdu diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bir antik tiyatroya geldik. Yanılmıyorsam burası Hierapolis'e benziyor. Pamukkale'nin arkasındaki tiyatro hocam. Evet, Hierapolis evet adı Hierapolis. Biz de buraya salgından birkaç hafta önce gitmiştik Oyaz. O şey olduğu için hatırlıyorum evet. Yani kadraj olarak güzel. Amfiteyatronun hemen hemen tümünü gösteriyor bize. O algıyı veriyor. Solda oturan iki kişi de yine bir bir zenginlik katıyor. Tamamen bu ören yerler, tarihi binalar, tarihi tiyatrolar kendi başına sadece bir taş ve soğukluk gibi oluyor. Bir insan olması, bir yürüyen kedi olması yani bir canlı obje. Onların hem biraz soğukluğunu, ıssızlığını alıyor hem biraz da oradaki şeylerin boyutu, büyüklüğü hakkında bize fikir veriyor. Aynı şekilde mesela bir şelale, bir dağ, yüksek bir bina çekerken de önünde bir insan olması, o binanın ne kadar yüksek olduğunu hakkında bize ipucu veriyor. Hierapolis'in arkasındaki yeşil çimenlik alan ve antik kentin devam ettiği, tören yerin devam ettiğini, daha ileride geniş düz ovalar ve bulutlu gökyüzü. Evet, şey olarak, kadraj olarak da, fotoğraf olarak da güzel cep telefonu için güzel düşünceler. Evet, Hierapolis. Bu da mı? Bu Hatice Hanım'ındı galiba bunlar, öyle mi Hatice? Evet Ali Bey, onun devamı. Bu da Hierapolis değil mi? Evet Hierapolis. Evet. Şimdi bulutlu kasvetli bir hava varmış aslında. Kapalı bir gündü. Evet. Bu fotoğraftaki güzellik şu sütunun ve şu iki ben tam ören yerleri şu şeyin havaya çıkmış olması, şunun havaya çıkmış olması, yani gökyüzünde olması. Gökyüzünde olması çok güzel bir şey. Bir saniye ben izniniz istiyorum şu kanaryayı. müzik oluyor diyordu. Şu demir çalıyor. Güzel sesli. Keşke onu kapatmasaydı. Yani kanarya çok gidiyor. Ve fotoğrafla birlikte zannettik. Fon müziği hazırladı zaten. Çok güzel. Çok güzeldi hocam. Canlı sıcaklık. Şu demirler olmasa değil mi? Çok da güzel olurmuş. Şuradaki demirler şeyin demirleri galiba.
Her taraf kaplıydı ancak fotoğrafı alırken bu şekilde alabildim. Şu aşağıda bir merdiven mi orası? Nedir? Muhtemelen güvenlik koridoru. Kapalı, güvenlik için kapalı tutuyorlar oraları. Kazı devam ediyormuş galiba. Evet, öyle evet. Söylediler. Çok evet. Güzel bir fotoğraf. O da olmasaymış gerçekten çok güzel bir fotoğrafmış. Ama antik kentlerde onları yok edemiyoruz ki var. Her yere girilmemesi gerekiyor ya, tehlikeli ziyaretçiler çünkü girebiliyorlar uyarıya dikkat etmeden. Şeyler de öyle, köy fotoğrafları da öyle. Güzel fotoğraf çekiyorsunuz, elektrik direkleri bozuyor evet. Fotoğrafları. Yani katılıyorum, birçok yerde bizim güzel bir şey varsa çekeceğimiz, onun yanında bir sürü bir elektrik direğine bir sürü tel giriyor çıkıyor. Telefon direği var birçok yerde, ben evet onlardan fotoğrafımızı her zaman onlar bozuyorlar, bozmaya adaylar. Şöyle birazcık onun gelip... için gönderemiyoruz fotoğrafları. Onlar evet. Bozmuş fotoğrafları. Siz çekin gönderin, bir şey olmaz. Onları şöyle bazı, bak Faruk Bey'in dediği gibi onları şöyle sonra ayıklarız işte. Küçük fotoğraflar da şimdi şöyle bir şey söyleniyor, bakın fotoğraflarda. Hiçbir fotoğraf makinesinin çektiği gibi değil artık. Maalesef. Evet, o fotoğraf bilgisayarda fotoğraf programlarında bir parça renk veriliyor, bir parça kusurları düzeltiliyor. Mümkün olduğunca fotoğrafın el verdiğince ışıklandırılıyor. Silinmesi gerekenler, ayıklanması gerekenler ayıklanıyor. Ondan sonra görücüye çıkıyorlar. Ve ben bunlar... çektiğim fotoğrafları, benim büyük kızım fotoğraf muhabiriydi, foto muhabiriydi, ona gösteriyorum. Ay anne şunu görmeseydim falan deyince o fotoğraf kalıyor. Tamam diyorum. Yani bu böyle konuşa olacak. Tabii ki yani öğrendim, her şey aşama aşama. Birden en yüksek, o biraz önceki Kolombiya'daki fotoğraf gibi 700. basamağa 1., 2., 3. basamaklar basılarak çıkılarak gidiliyor. Birden 700'e ulaşamıyoruz yani. Bu doğru, işte böyle. Doğru. Bir de görmek çok önemli. Bazıları çok güzel görüyorlar. Bizler göremiyoruz o güzelliği. Evet, bir de bir fotoğrafçı gözü diye bir şey var. Evet. Nereden bir fotoğraf çıkacağını, ne zaman bir fotoğraf çıkacağını biraz ayırt edebilen bir göz var. Evet. Örneğin benim kardeşim Zehra Atasever öğrencisi, işte beraber kaldığımız, şahane görüyor. Benimki gibi ben göremiyorum onun gördüğünü. O zaman işte herkes fotoğraf sanatçısı olmuyor. Herkes kardiyolog olmuyor. Doğru. Evet. Şurada evet bir akşamüstü fotoğrafı. Gün batımı kızılı. Çok güzel. Bak insanlar bu, var. Evet. Bu 16'ya 9, 4'e 3 değil galiba. Ya da daha şeylerde dikey kareler yataya tutulmuş burada. O telefonların şeyi, dikey kareleri çok dik olduğu için. Evet. Bu bizim kordon zaten. Bizim yürüme bandı burası, evet. Yani tam bir mavi saat diyelim ama gökyüzünün kızıllığı çok güzel. Akşam mı oluyor burası şimdi, böyle akşam saati? Tabii, akşam üstü. Hemen hemen bugünler her akşam üstü böyle olur yani. Bizim bu yürüme bandı hafif bulutlu günlerde. Burada hem yürüyen insanlar hem şunun bak el açıklığı vücuttan biraz bir tık daha ayak açıklığı olsaymış. Sola doğru devam eden ağaçlar ve ışıklar bizi sola doğru götürüyor. Yani bıraksak kendimizi onlara baka baka böyle arkaya doğru gidiyoruz. Evet, çok güzel. Evet, yani güzel bir fotoğraf diyelim. Şimdi çok olsa fotoğrafçılar bunu burada mesela şu kütle halinde görülüyor birçoğu burada. Üst üste binmiş, direğe binmiş. Ama bize göre güzel fotoğraf yani, evet. Saati, kadrajı, pozlaması güzel, evet. Evet, bir tane delikanlı var, güzel poz vermiş, tam objektife bakmış. Yerine koymuş, bak sol tarafta. Evet, altın oranda yerinde, bravo, değil mi? Evet, onu öğrenecektik. Model yerinde, evet. Hemen bak fotoğrafı izleyenle göz teması kuruyor. Arkadaki evet.
ağaçlar, dağ silsilesi, dağ sağdaki dağ silsilesi, sonra deniz ve ufuk çizgisi de doğru diyelim. Ufuk çizgisi de güzel. Bu bizim Gemile koyuna giderken ki yer galiba. Şuraları iyi biliyorum, şunları, evet şurayı. Evet, Gemile koyuna giderken güzel bir fotoğraf. Güzel Kayaköy bir fotoğraf. Hocam. Efendim? Kayaköy. Kayaköy, Kayaköy. Kayaköy'den Gemile'ye inerken orada. Yukarıdaki, tepedeki bir şapel gibi bir yer var ya. Ha, oradan mı? Şapelde mi görüyor ta şurayı? Şurası biliyorsunuz, şurada yeni bungalovlar yapıldı. Evet, evet, orası. Orayı da görüyor, tamam. Evet, güzel fotoğrafım var hanım abla. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağlıkla dedesiyle ninesiyle büyüsün. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, niye geçmiyor fotoğrafımız? Yoksa son fotoğraf mıydı acaba? Ben bir paylaşımı durdurayım, bir bakayım. Evet, bu son fotoğrafmış doğrusu. Zaten süremizin sonuna gelmiş. Evet, 8 dakikada kalmış. Şimdi fotoğraf okumalarda herkes düşüncesini söylerse, herkes bir cümle söylerse, hani ben daha her katılım olursa daha güzel olur diye düşünüyorum. Bu şekilde paylaşımcı ve her düşünceye açık oluruz. Neden çektiğimizi söylemiş fırsatımız olur, neden çektiğimizi. Niye böyle düşündüğümüzü söylemeye zamanımız, fırsatımız olur. Bu şekilde biz bize vaktimizi geçirmiş oluruz. Teşekkür ediyorum herkese. Çok güzel. Şimdi sizlerle bizim Ali Bey, size teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sizin çektiğiniz fotoğraflarla bizim en azından benim çektiğim fotoğraflar, siz tamamen sanata uygun. Ben de duygusal yönden bakarak çekiyorum hep fotoğrafları. Farklı oluyor o yüzden. Ya tabii ki yani olsun, bir şey değil. Yani herkes şimdi aynı şeyi üretseydi dünyada tek bir roman olurdu. Herkes aynı şeyi yazsaydı tek bir tiyatro oyunu olurdu, değil mi? Yani burada çeşitliliğe, çok renkliliğe, farklı düşünceler elbette ki her sanat alanında, her zeminde var olmalı diye düşünüyorum yani. Biz de işte bu zamandan sonra cep telefonlarımız var da şimdi çekiyoruz işte. Yani bir mesela 20 yıl önce olsaydı böyle bir fotoğraf üretilmiyordu, değil mi? Evet. 25 yıl önce. E şimdi hepimizin cep telefonları var, çekiyoruz. Fotoğraf makinelerine bile o zamanlar ulaşamıyorduk o yıllarda. Ben çok pişmanım, evet, o yıllarda yani fotoğraf makinemizin neye olmadığına. Mesela ben her zaman hayıflanırım. Ramazan Güngör Pasbatır'da bir ahşap bir evde oturuyorduk. Ben 2000'li yılların başıydı. Ramazan Güngör'ü burada Umağan Hanım abla bilir. Fethiyeliler'de başka. Hepimiz biliriz. Evet. Şimdi burada sınıfımı aldım gittim, ona ders gezisi yaptım. Ya şimdi nasıl hayıflanıyorum ya, bir şey bulup götürsem de yanımda, birkaç fotoğraf çeksem, onun çocuklarla sohbetini bir videoya alsam. Şimdi bugün benim için ne kadar kıymetli bir şey olurdu yani. Evet. Yani. Ama şimdi çekebiliyoruz işte, çekebildiğimiz kadar, öğrenebildiğimiz kadar çekeceğiz yani. O açıdan ben yani iyi olmuş, kötü olmuş düşüncesi yok. Çekiyoruz, çekebiliyor olmamız yetiyor bence. Ali Bey, bu resimleri nereye gönderiyoruz? Fotoğrafları. Ayşen ablacığım, bana ya da Ali Bey'e mail atın. Tamam. Ben WhatsApp grubuna yazdım. WhatsApp'tan fotoğrafınız küçükse gider ama büyükse kapasitesi, o zaman zor gider. WhatsApp küçültüp de gönderiyor. Fotoğraf makinesiyle çekilmiş resimler. Fotoğraf diyorum. Telefonla çekilmiş resimler. Ha, o zaman Ali Bey'e gönderebilirsiniz doğrudan. Şimdi onları ben... Evet, ya benim ya Gülşen Hanım öğretmenim şeye e-mail adresine gönderin lütfen. Gönderemiyorsanız yani fotoğraf şeyde dursun, cep telefonunuzda duruyor zaten. Bir gün bir yere geliriz ya da bir bilene rastlarsınız, o zaman o arkadaş oradan bir yardım alarak bizden birine
gönderirsiniz. Yoksa bir araya geldiğimiz zaman öylelikle sizden bize e-mail atarız ya da başka bir şekilde kartımıza yükleriz, bir şey yaparız, alırız yani. Teşekkür ediyoruz Ali Bey. Ben teşekkür ediyorum herkese. Ali Bey çok teşekkürler. Faruk Bey gerçekten iyi bir çok teşekkürler. İyi akşamlar Ali Hocam. Teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Yarın 15.30'da başlayacağız biliyorsunuz. 15.30. Evet. Yazdım WhatsApp grubuna ama İsa Hocam son kalan iki kenti de anlatacaktı bize. Tamam. Yine hatırlatmış oluyor. Tamam. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.